Hoş buldum Yaprak Hanım. Önemli, acılı günlerden geçiyoruz ve tabii ki sizin için de oldukça yoğun dönemler bunlar. Şimdi biz aslında depremin ilk gününden itibaren sizin yapmış olduğunuz çalışmaları ekranlara taşıyoruz. Ne kadarlık bir ödeme yapıldı? Gün bazında da değişen oranlar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla son verileri sizden alarak başlayabilir miyiz? Evet. Yaprak Hanım, biz ilk deprem olur olmaz bölgeye intikal ettik. Yaklaşık 24 saat içinde de, yaklaşık demeyeyim 24 saat içinde de ilk ödemeyi gerçekleştirdik. O günden beri bugün itibariyle 2,4 milyara ulaşan bir ödeme yapmış durumdayız. Sigortalılarımızın bir an önce tazminatlarına ulaşabilmesi için biz Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir bölgede biliyorsunuz tespit çalışmaları başlattı. 6-7 bin kişiyle başlattılar. Çok da yoğun bir çalışma. Sağ olsunlar onlardan gelen tespitler sonucunda özellikle ağır binalar, yıkılacak binalar ve yıkılmış olanların hasarlarını vatandaşımızdan gelecek tespitleri dahi beklemeden bu listelerden alarak ödemeye başlıyoruz. Başladık ve şu anda da 2,4 milyara kadar geldik diyebilirim. Evet, aslında bu çok önemli. Söylemiş olduğunuz cümle çok önemliydi. Vatandaştan tespit için bir ispat beklemiyoruz. Onu bile beklemeden hızlıca başladık ve aslında depremin ilk günlerinden, ilk haftalarından itibaren benzer açıklamaları biz DASK tarafından duyduk. Şimdi tabii ki hemen DASK'ın sitesini açarken de ekranlarımıza geliyor. Avans ödemelerinin de başladığını söyleyebiliriz. Evet. Burada kriterler ne şekilde oluyor? Müracaatın ne şekilde yapılması gerekiyor? Onu da sormuş olayım hızlıca. Evet, Yaprak Hanım, olayın vehameti çok büyük olunca biz hani herkes bundan etkilendi o bölgedeki. Dolayısıyla bu ağır hasarlar yıkılmış binalarda hemen ödemeyi başlattık ama özellikle diğer bazı orta hasarlarda var, bir eksper gitmesi durumu var ve o kontrol edilecek. O zamana kadar geçen sürede özellikle tespitlerde bu tür hasarı olanların E-Devlet üzerinden hasarını gördüklerinde zaten tespitlerde söyleniyor kendilerine. Bize başvurarak %10 orta hasarlarda, ağır hasarlarda %20 oranında alacaklar, avans alacaklar. Bu da işte zaten çok sürdürmemeye uğraşıyoruz tazminat ödemelerini ama o süre zarfında geçen zamanda işte taşınma olabilir, barınma olabilir, diğer ihtiyaçlarını karşılamaları için böyle bir uygulama yaptık. Avans ödemelerine de başladık zaten. Bizim sitemizden başvurabiliyorlar. Çok kolay bir başvuru kriteri var orada. Zaten sadece hasarlarının tespit edilmiş olması bizim açımızdan yeterli. Bir an önce avanslarını gönderiyoruz. Zaten çok geçmeden de hemen üzerinde göndererek tazminatlarını ödüyoruz. Bu bir ilk olarak yaptık bu uygulamayı bu arada. Ki olay bu kadar büyük olunca hani kendimizi de zorunlu hissettik. Hemen hazırlıklarını yapıp başlattık.